Ankara'daki ziyaretlerimize Modulet Elektroniğe konuk olarak devam ediyoruz. Yanımızda firmanın genel müdürü Sayın Harun Yardımcı Beyefendi var. Harun Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Harun Yardımcı. 1981 Ankara Altındağ doğumluyum. Ankara Üniversitesi Endüstriyel Elektronik Bölümü mezunuyum. 2007 yılında ticaret hayatına atıldım. Modulet Elektronik firmasını kurdum. Aydınlatma ve güneş enerjili aydınlatma sektöründe devam etmekteyim. Firmamız 2013 yılında anonim şirket olmuştur. 3 kardeş, 3 ortak bir şirketiz aynı zamanda. Harun Bey, firmanızı bizlere tanıtır mısınız? Aslında 2009 yıllarında LED aydınlatma sektöründe yurt dışı ihracatlar sayesinde Irak, Nijerya, yurt dışı ihracatlar sayesinde bugünkü konumuza geldik. Şu an Türkiye içerisinde en çok önem verdiğimiz şey de ülkemiz içinde gerekli olan ihracattır. İhracata ağırlıklı çalışmaktayız. Tabii ki ülkemiz içerisinde de birçok projeye imza atmış durumdayız şu anda. Harun Bey, üretmiş olduğunuz ürünlerden bahseder misiniz? Ürünlerimiz genel olarak kategorilere ayrılıyor. LED'li aydınlatma armatürleri, güneş enerjili aydınlatma armatürleri. Ve bu sene içerisinde, yani 2020 yıl içerisinde yatırımını yapmış olduğumuz güneş paneli üretimine başladık. Biz hep bildiğimiz araba akülerine benzer akülerle güneş enerjili aydınlatma armatürleri ürettik. Ama bunlarda çok başarı elde edemedik. Genellikle 2 yıl sonucunda bunların arıza yaptıklarını gördük. Daha sonrasında pillerle alakalı olarak ithalata başladık ve pilleri kendi isteğimiz doğrultusunda montaj yoluyla imalatına başladık. Yani istediğimiz pili istediğimiz ürüne göre en boy fark etmeksizin kendi bünyemizde üretmeye başladık. Güneş enerjili aydınlatma ürünlerini Ukrayna, Afganistan, Nijerya, Gana, Gine, Senegal, Libya, Filistin, şu dönem içerisinde de Amerika'ya ihracatlarını yapmaya başladık. Harun Bey, üretim hattınızdan bahseder misiniz? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim, 2010 yılında ilk LED dizgi üretim hattımızı satın aldık. 2013 yılında bu hattın bize getirisi sonucunda daha büyük, daha hızlı ve daha çok hata yapmadan üretim yapabilen LED dizgi üretim hattını kurduk. Daha sonrasında yapmış olduğumuz ürünlerdeki kalıpların imalatları için CNC makinaları aldık. Lisanslı programlar satın aldık. Bu programlarda ürünlerin kalıp tasarımlarını gerçekleştiriyoruz 3 boyutlu olarak. Daha sonra CNC'de bunların kalıplamasını yapıyoruz. Ve daha sonra şöyle ki, güneş paneli tedariğinde yaşadığımız sorunlar neticesinde de bu yıl içerisinde, yani geçtiğimiz yıl içerisinde kısacası, güneş paneli üretim hattı kurduk. Böylelikle makine hattı toplamda yaklaşık 10 milyon TL civarında bir makine parkuruna sahip olduk şu günlerde. Harun Bey, bizlere çalışma ekibinizden bahseder misiniz? Şimdi şöyle, öncelikle personellerimizi, kalifiye personel bulmak ülkemizde çok zor. Ama personellerimizi birebir kendimiz de eğitebiliyoruz. Mümkün olduğunca iş disiplini, iş ahlakı öncelikli personeller alıyoruz. Personellerimiz de tamamen teknik branşta personelleri tercih ediyoruz. Bu şekilde personel kadromuzu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Harun Bey, ileriye yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? İleriye yönelik hedeflerimiz, üretim alanımız şu an yetersiz. Pandemi nedeniyle yeni satın almasını gerçekleştirdiğimiz fabrika arsamıza, inşaata başlayamadık. Ama pandemi döneminin bitmesi sonucunda hedefimiz daha büyük ve daha yeni bir makine parkuruyla üretimimize devam etmek, ihracatımıza artırabilmek. Hedeflerimiz bunlardır. Harun Bey, başarılı bir iş insanı olarak ticaret yapmak isteyenlere ne gibi tavsiyeleriniz olacaktır? Şöyle ki, bunların hepsi bir risktir. Ticarete başlamak da bir risktir. Bazen riskleri göze almak gerekir. Başarı ise çalışmanın sonucunda ortaya çıkan bir şeydir. Çalışma sonucunda başarı imkansız değildir.